Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bıçak değil de kuksa bardak yapımı hakkında bir video izleyeceksiniz. Ben şu bardak formunu çok beğeniyorum. Bu Finlandiya yöresine ait geleneksel bir tasarım. Hani bizim ince belli çay bardaklarımız gibi düşünün. Onların da kuksası varmış işte. Bu videoyu çekmekteki amacım özellikle yabancı bushcraft kanallarında şu bardağın yapımı ile ilgili çok fazla doküman bulunmasına rağmen ne yazık ki biz bu konuda çok geri kalıyoruz. Yani YouTube'a biz Türklerin yüklediği kuksa yapım videolarının ya video kalitesi çok kötü, ya yapılan işçilik çok kötü, ya da yabancı kanallardan ithal videolar kullanılmış. Ki hani kullanmasını, yapmasını falan geçin, yapımını izlemek dahi insana çok keyif vermesine rağmen ne yazık ki biz Türklerin çekmiş olduğu şöyle doyurucu bir kuksa yapım videosu YouTube'da bulunmamakta. Varsa da ben denk gelmedim, bilemiyorum. Serdar Kılıç'ı saymazsak tabii. Hani bizim yabancı bushcraftçılardan ne eksiğimiz var ki? Dedim ve bunun yapımını kendim üstlendim. Yapımında sadece basit el aletleri kullandım arkadaşlar. Hatta matkap dışında elektrik bir alet dahi kullanmadım. Baltaları, ıskarpele ve oyma bıçağını İzmir'deki Ali Usta'dan tedarik ettim. Kemeraltı demircisi Ali ismiyle Facebook'ta ya da Instagram'da arama yaparak kendisiyle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım ağaç Ayos ağacı diye geçiyor. Ayos ağacı olur, kuş ağacı olur, zeytin ağacı olur, tik ağacı olur, dut ağacı olur, şimşir ağacı olur. Suya dayanımı yüksek olan tüm ağaçları kullanabilirsiniz. Ben bunun yapımında başka bir kuksanın modellemesini kullandım arkadaşlar. Bu videonun azıcık aşağıdaki açıklamalar bölümünde arkadaşlar. Video boyunca kullandığım aletlerin tam listesini ve bu kuksa bardağın çizimlerini bulacaksınız. O yüzden yapımıyla ilgili bir soru sormadan önce açıklamalar kısmına ve diğer yorumlara bir göz atmanızı öneririm. Tabi aklınıza yatmayan, anlayamadığınız başka bir soru olsa da yorum kısmında bana sormaktan çekinmeyin. Kameramın mikrofonunda bir sorun var. Zaman zaman ses kayması meydana gelebiliyor. O yüzden videonun bazı bölümlerinde ses kayması olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Her neyse lafı çok uzattık. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar.